Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Leyla Lidya Tuğutlu'nun rol aldığı Deli Bal isimli sinema filminin galasındayız. Cuma günü vizyona giren filmin galasına katılan Cansu Dere bakalım neler söyleyecek. Kocaman bir ekibin bir filmindeyiz. Çok tebrik ediyorum ekibi şimdiden. Umarım istedikleri şekilde seyirciyle buluşurlar. Benden bahsetmeyelim şimdi. Film için buradayız. Çok teşekkür ederim. Ayıp olur. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Tuğba Büyüküstün ve eşi Onur Saylak katıldıkları galada Barış Falay ve eşiyle selamlaşıyorlardı. Bu arada Onur Saylak'ın Hatırla Gönül dizisinde Tekin'i, Barış Falay'ın da Paramparça dizisinde Harun karakterini canlandırdığını hemen hatırlatalım. Sen bir şey bırakacaksın. Rıza Kocaoğlu, Hazar Ergüçlü, Begüm Kütük, Derya Baykal ve kızları Ferhan ve Derya Şensoy, Kiralık Aşk dizisinin Koray'ı Onur Büyüktopçu gibi isimler galaya katılırken, güzel oyuncu Sedef Avcı galaya eşi Kıvanç Kasabalı ile birlikte katılıyor ve çift girişte bir hayranlarıyla fotoğraf çektiriyordu. Dizinin Elif'i Hatice Şendil, Deli Bal filminin galasına eşi Burak Sağyaşar'la birlikte katılırken çift şıklıklarıyla dikkat çekiyordu. Ben çok mutluyum. Kendisi benim kardeşim sayılır, çok severim. Böyle ilk görücüye çıkan başrolünde olduğu filmde de ona başarılar diliyorum. Eminim de çok güzel olmuştur. Çok mutluyuz, heyecanla bekliyoruz. Fragmanı seyrettik beraber. Ben Çağatay'ın performansını çok etkili buldum, çok da merak ediyorum. Film de çok güzele benziyor. Film hep beraber. Filme benziyor yani. Bayağı bir adrenalin var sanki. Evet, hem değişik hem çok duygu dolu. Umarım bol gişesi olur. Biz onun yanında olmaya geldik bu gece. Kolay gelsin sizlere. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Paramparça dizisinin candanı Ahu Yatu da galaya katılan isimler arasındaydı. Sade makyajı ve kıyafetiyle dikkat çeken Ahu Hanım zaman zaman sinema filmi teklifleri aldığından bahsediyordu. Size görebilir miyiz bir sinema filmi? İnşallah. Ne güzel olur. Var mı teklifler? Arada oluyor. Evet. Peki Çağatay Bey seslendirdiği şarkıyı dinlediniz mi? Dinlemedim, hayır. Peki efendim. Bu filmde dinleyeceğim. Peki efendim, o zaman bir detay alalım. Rahat bırakalım. Çok kısa söyledim, güzel. Soralım biraz daha sonra. Yok yok. Tamam. Teşekkürler. Buradan. Çağatay Ulusoy ve Deli Bal filmindeki rol arkadaşı Leyla Lidya Tuğutlu galanın yapıldığı alana geldiklerinde genç kızların sevgi gösterileriyle karşılanıyorlardı. Özellikle de Çağatay Ulusoy film için yenilediği imajı ve bordo renkteki takım elbisesiyle bir hayli şık görünüyordu. Gel abi, geri gel. Lütfen. Sait çık kadrajdan. Sait çık kadrajdan. Kırmızı halı serili olan uzun merdivenleri kol kola inen Çağatay Ulusoy ve Leyla Lidya Tuğutlu sonrasında tüm ekiple birlikte basına işte böyle poz veriyorlardı. Karşıya bakar mıyız hep birlikte? Abi adım geri alabilir miyiz ya? Geçiyor musunuz? Tamam mıyız? Galaya gelişte siyah cüretkar bir kıyafet tercih eden Leyla Lidya Tuğutlu, kollarını ve sırtını açıkta bırakan kıyafeti kendisini üşütmüş olacak ki oyuncularda görmeye pek alışık olmadığımız şekilde galada kıyafet değiştiriyor ve karşımıza bu kez yeni kıyafetiyle çıkıyordu. Ben çok sonra dahil oldum. Hikayeyi biliyordum ama birkaç hafta kala, çekimleri birkaç hafta kala ben de projeye dahil oldum.
Çok güzel bir iş. Okuduğumda çok etkilendim ve kesinlikle bu işin içinde olmalıyım dedim. Ve iyi ki de olmuşum. Çok güzel bir iş çıktığına inanıyorum. Ben Çağatay'la ilk defa çalışıyorum. Biz film sayesinde tanıştık zaten. Güzel geçti, iyi partner olduğumuzu düşünüyorum. Duygu iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Birlikte çok çalıştık bu film için. Daha önce Koç'a gidip film üzerine çalıştık. Oyunlarımıza, senaryo üzerine çok okuduk, düşündük, tartıştık. O yüzden çok güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Filmde Çağatay Ulusoy gibi kendisinin de şarkı söylediğinden bahseden güzel oyuncu daha önce duşun dışında hiç şarkı söylememiştim diyerek de tarihi bir itirafta bulunuyordu. Öyle bir sahne çektik. İlk defa bir filmde sahne çıkıp şarkı söyledim. Benim için güzel bir tecrübe oldu. Duşun dışında hiçbir yerde daha önce çıkıp şarkı söylemedim. Gerçekten öyle bir iddiam yok. Ama çok güzel tepkiler aldım. Yani film çıkmadan önce de ben şarkıyı birkaç kişiye dinlettim. Çok güzel şeyler söylediler. O yüzden umuyorum ki güzel oldu sahne. Biz Deli Bal filminin kadın oyuncusuyla sohbet ederken Çağatay Ulusoy röportaj için hazırlanıyor. Hazırlığı bitince de soluğu yanımızda alıyordu. Dedim Mecezir'in birinci sezonundan sonra yönetmenimiz Ali Bilgin'le Mecezir'de beraber çalıştık biliyorsunuz. Onunla bir böyle film yapalım durumu oldu. Sonra yapımcıya sunduk bu fikrimizi. Onun üzerine senaryolar geliştirildi ve hazırlandı. Gerçekten çok mutluyum bu işin içinde olduğum için. Farklı olduğunu düşünüyorum. Filmde bateri çalan ve şarkı söyleyen Çağatay Ulusoy, bateri çalma işine devam edeceğinden bahsediyordu. Biz başından beri konuşa konuşa gittik. Ne yapalım, hani hangi enstrüman olsun, bateriye karar verdik falan. Onun üzerine ben bayağı önceden daha senaryo yazılma aşamasındayken, daha senaryo bitmeden bateri dersleri almaya başladım. Bir 6 ay kadar. Zayıfladım evet. Yani sette çok zor oldu ama ya yapmak zorundaydık, zayıfladık. Aynı zamanda film için de müziğe başlanıldı. Zaten müzikle ilgileniyordum. Hoşuma gidiyor müzikle ilgilenmek. Bateriyle de tanışmış oldum. Çok da istiyordum. Fırsat bulamıyordum. Vesile oldu. Peki bateriye devam edeceksin? Devam ediyorum. Devam ediyorum. Kendi çapımda. Evde takılıyorum öyle çalışıyoruz. Alındı yani. Bari. Alındı tabii ki. Bu arada 3 ay Amerika'da kalan ve yeni projesi için eğitimler aldığını söyleyen Çağatay Ulusoy, hangi konularda eğitim aldığıyla ilgili ser verip sır vermiyordu. İşte Amerika'daydım 3 ay. Yeni proje için orada birkaç eğitim alıyorum. Aldığım eğitimleri söylemeyin çünkü projenin de büyüsü de bozmak istemiyorum şu anda. Biraz gizli. öyle yani, kendimi geliştirmeye çalışıyorum boş vaktimde. Şu an en uzun boş vaktim 5 senedir. Kendime yatırım yapıyorum. Peki buradan seyircilere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Umarım beğenirler. Bilmiyorum, yorumlarını merak ediyorum insanların. Emek verdik. İnşallah güzel karşılığını alırız. Bana deli bal diyorsun ya. Arada bir seni sarhoş edeyim. Başını döndürebileyim. Ben bu aşkın bütününü göze alıyorum. Senin bütün ömrüne talibim. Deli Bal filminin galasından sonra düzenlenen after party'ye gelenler arasında galaya yetişemeyen Kıvanç Tatlıtuğ vardı. Olamadı, işlerim vardı ondan sonra ama arkasına yetişmeye çalıştık. Galada sohbet etme fırsatı bulamadığımız Paramparça dizisinin Harun'u Barış Falay'la gala sonrası düzenlenen after party'ye gelişinde sohbet ediyoruz. Eşiyle birlikte partiye gelen Barış Bey ve eşinin yanında Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı çifti de vardı. Arkadaşlar, biz çok objektif doğal olarak olamayız. Çok sevdiğimiz arkadaşların yaptığı işe tanıklık ettik hep birlikte. Çok keyif aldık, biz çok sevdik. Ben kendi adıma çok sevdim. Aşk filmi seyretmek iyi geliyor aşıklara. Bize iyi geldi. Size de dilerim. Herkes dolu dolu gözler içinde. Ne ya, aşk filmi? Değil mi? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Galada muhabirlerle uzun uzun konuşan Çağatay Ulusoy, after party'ye gelişinde bir an önce içeriye girme telaşındaydı. İyi akşamlar. Merhaba, nasılsınız? İyi akşamlar. Orada görüştük zaten. Başka gün gibi yansıtacaksınız değil mi? Galada göremediğimiz Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal çifti de gala sonrası düzenlenen after party'de çıkıyorlardı karşımıza. Meğer onlar da galadaymış da kimse fark etmemiş.
İyi akşamlar, kolay gelsin. Galadaydık. Sizi göremedim. Abi bunları oradan çıkartın da düzenleme yapacağım. Partiden erken ayrılan Hatice Şendil, Burak Sağyaşar çiftine içeride olan biteni soruyoruz. Duyduğumuza göre Çağatay Ulusoy içeride sahneye bile çıkmış. Çağatay Bey sahneye evet. Çıktı diyorlar ama içeride. Bilmiyorum İçerisi vallahi. Sürpriz, evet. Biz bilmiyoruz bir şey. Hayır. Nasıl yok canım, ben ne yapayım? İyi akşamlar, hoşça kalın. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin size. Sağ olun. Arayışım. Derken partiden bu kez Çağatay Ulusoy tek başına çıkıyordu. İçeride kendisinin şarkı söylemesi bir yana, duyduğumuza göre Kıvanç Tatlıtuğ da bir türkü seslendirmiş. Yaşadık. Önce duygulandırdık, sonra eğlendirdik diyebilir miyiz? Vallahi yani eğlendik. Film sonrası. Bu arada hayranlar sahneye transfer olacağınızı söylüyorlar ama. Efendim? Sahnelere transfer olacağınızı söylüyorlar. Yok canlı canım, performans verin. Söyledim, onun cevabını verdim. Üşüdüm. Herkes Sinem Kobal üzerinde montuyla girdiği partiden kolları kısa elbisesiyle ve montsuz halde çıkıyordu. Bu arada hem girişte hem de çıkışta Kenan İmirzalıoğlu'nun yanında hiç konuşmaması da ayrıca dikkatimizi çekiyordu. Gel abi.